Deniz Zeyrek'le başlayalım. Deniz, Sayın Sancar'ı dinleme imkanın oldu mu bilmiyorum. HDP'nin ayrı aday konusundaki kararlılığı sürerse seçimin kaderini nasıl etkiler? Evet. Yani tabii birinci turda geçen seferki gibi Cumhurbaşkanı'nın kazanma ihtimali ben görmüyorum. Yani birden fazla aday olursa birinci turda Erdoğan kazanır diyen yorumcular var ama benim şahsi fikrim o yönde değil. Zira önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde dahi %51 küsur, %52 civarında oy almıştı. Ben eğer bir ikiden fazla aday olursa ikinci tura kalmasının çok büyük ihtimal olduğu kanaatindeyim. İkinci turda da büyük ihtimalle HDP seçmeni stratejik davranacaktır. Yani partisinin ne dediğine de bakmayacaktır. Ben Mithat Sancar'ı dinledim evet ama kendisinin tespitine de katılmıyorum. Çünkü hatırlayın 2018 seçimlerinde... Hangi tespitine katılmıyorsunuz? Yani HDP seçmeni parti kimi söylerse ona oy verir gibi bir tespit yapıyor. Doğru değil. Yani 2018 seçimlerinde Demirtaş ki bu partinin en güçlü figürüdür, partisinden daha az oy aldı. Çünkü HDP seçmeninin önemli bir bölümü HDP adayının kazanma ihtimali, cumhurbaşkanı olma ihtimali olmadığını düşünerek CHP'nin adayına oy verdi. Yani bunu çok net bir şekilde, hani çok böyle profesör olmaya gerek yok analiz etmek için. Ama şöyle bir şey söylüyor Deniz. Bunu ben de düşündüm dediğini. Biz kazanacak aday göstereceğiz diyor. Yani HDP böyle sembolik bir ismi göstermiş olmak için göstermekten değil, kendi tabanını konsolide edebilecek, sol seçmenden de destek alabilecek iddialı bir ismi aday gösterme niyetindeymiş anladığımız kadarıyla. Hatta bunun bir kadın aday olması konusunda da uzlaşı var gibi görünüyor. Şimdi benim anlayamadığım... Şunu da sorayım sana. Şimdi bir kapıları kapatmadık diyorlar, bir de kesin aday çıkaracak diyorlar. Bu sana göre HDP artık kararını verdi ve kesin kendi adayını çıkaracak demek mi? Yoksa masaya bu artık size verdiğimiz son şans, kapıyı kapatmak üzereyiz mi? Ya şöyle bir şey var. Ben gerçekten bazen siyasetçilerin konuşmalarını anlamakta zorlanıyorum. Çünkü gerçeklikten biraz kopuk oluyorlar. Yani Türkiye'de sol, yani HDP, diğer işte sol, sosyalist vesaire partiler vesaire tek başlarına Cumhurbaşkanı seçilebilecek kapasitede olsalar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar helalleşme, işte sağa açılma, muhafazakarlara açılma, milliyetçilere açılma arayışında olmaz. Yani Türkiye'de yani Merkez Partisi olmadıktan sonra bunu tek başına başarabilecek kimse yok. Yani Tayyip Erdoğan da milli görüş geleneğiyle, milli görüş gömleğiyle kalsaydı o da olamazdı yani. O da dört eğilimi birleştirerek Anavatan Partisi gibi, Doğru Yol Partisi gibi merkeze kendisini konumlandırarak bunu başarmıştı. Dolayısıyla ben yani Mithat Sancar'ı grup toplantısında da dinledim. Orada da işte geliyoruz diyor. Ya bunlar gerçekçi şeyler değil, konuşmalar değil. Türkiye'de şu anda hem iktidarın hem muhalefetin kazanabilmek için büyük bir koalisyona ihtiyacı var. Yani iktidar da şu andaki mevcut kompozisyonuyla kazanabilecek durumda değil. Sadece milliyetçilerin ve AK Parti'yi destekleyen muhafazakarların oyu yetmez Cumhurbaşkanı seçmek için. Merkezdeki insanları, işte merkez sağ seçmeni kucaklaması lazım. Bu kadar açık Kürt seçmeni kucaklaması lazım. Bütün eğilimlerden insanların oy verebileceği bir parti ya da isime dönüşmesi lazım. Dolayısıyla ben HDP'nin pazarlık yaptığını gözlemliyorum. HDP şu anda hem iktidarla pazarlık yapıyor hem muhalefetle pazarlık yapıyor. İktidarla bu kapatma davasının falan pazarlığını yapıyor. Zaten yani, bu arada önemli bir detay açıkladı. Dedi ki biz bu davanın seçimlerden sonraya kalmasını talep edeceğiz dedi. İşin doğası da bu. Yani ben daha önce de yazdım Haşim Kılıç'la bir sohbetimizde dedi ki biz böyle bir kapatma davasını seçimlerden 4-5 ay önceye denk geldiği için seçim sonrasına bıraktık.
teamüller bunu gerektiriyor demişti. Şimdi de öyle bir durum. Seçim öncesinde bir dava, gerçekten de bir seçim sonrasına bırakmakta fayda var. Yani ben etik açıdan da, hukuki açıdan da bunun faydalı olacağı kanaatindeyim. Yani tedbir kararı mesela gerçekten seçime gidilirken bir siyasi partinin elini kolunu bağlamaktır. Farklı düşünüyor olabilirsiniz. HDP hakkında siz de öcü parti damgalı etiketlemesini yapıyor olabilirsiniz vesaire, ama sonuç itibariyle seçimlere giren, şu anda hala hazırda meclisteki üçüncü büyük parti olan partinin mali şeyini kesiyorsunuz, elini kolunu bağlıyorsunuz, hadi buyurun eşit yarışın diyorsunuz. Bu açıdan seçim öncesinde bu tür adımlar gerçekten sıkıntılıdır. Bence Anayasa Mahkemesi'nin de bunu dikkate almasında, seçimi bir faktör olarak görmesinde zamanlama açısından, esastan değil de takvim açısından fayda vardır. Ama benim gözlemim HDP'nin şu anda muhalefet ve iktidarla pazarlık yaptığı na dair bir tablodur. Yani muhalefete diyor ki siz bizim istediğimiz adayı koyacaksınız, yoksa biz aday çıkarırız. İktidar da diyor ki ayağımızı bu kadar bağlarsanız sizi kazandırma şeyimiz var, kapasitemiz var. Yani muhalefeti desteklemezsek siz kazanabilirsiniz. Bunun da farkına varın gibi bir mesaj veriyor. Yani HDP'nin ayrı aday göstermesi Cumhur İttifakı'nın hoşuna gidecek, işine gelecek bir şeydir. O anlamda mı söylüyorsunuz? Elbette ki. Yani şöyle düşünün. Tayyip Erdoğan'ın 20 milyon oyu vardır. Muhalefetin 20 milyon oyu vardır. HDP'nin oyunu muhalefetin üzerine eklerseniz muhalefet kazanır. HDP sandığa gitmezse Tayyip Erdoğan kazanır. HDP'lilerin bir kısmı Tayyip Erdoğan'ı desteklerse yine Tayyip Erdoğan kazanır. Bu denklem bu kadar basittir. HDP dediğiniz şey, biz ne kadar öcüleştirsek de, PKK'nın uzantısı desek de vesaire, HDP 6-7 milyon insanın oy verdiği şu anda meclisteki 3. büyük partidir. Dolayısıyla onların HDP tabanının eğilimi ve desteği sonucu belirleyecek niteliktedir. Kim ne derse desin. Peki, yani çok bugün, çok teşekkür. Şu andaki, yani belki Ümit Bey itiraz edecektir ama evet, şu andaki büyüklüğü itibariyle İYİ Parti'den daha şey olarak, nicel olarak en azından daha mecliste, en azından ya da anketlerde, bazı anketlerde evet İYİ Parti daha çok görünüyor ama benim gördüğüm anketlerin bir kısmında da HDP hala İYİ Parti'nin üstünde görünüyor mesela. Yani dolayısıyla HDP tabanı bence çok kritik bir öneme sahip, iktidarın da ihtiyacı olacak. Hele ikinci tura kalırsa bu seçim, yani Cumhurbaşkanı Diyarbakır'da miting yapıp HDP seçmeninin oyunu isterse hiç şaşırmam. Ve altılı masa sizi dışarıda bıraktı derse etkisi olabilir diyorsunuz. Tamam işte bu şekilde ister yani. Evet. Ama yani Mithat Sancar bilmiyor mu ki mesela Kılıçdaroğlu çıkıp HDP ile açıktan görüşse, işte Cumhur İttifakı CHPKK şeyiyle bir koro halinde bunu kullanacağını Mithat Sancar bilmiyor mu? CHP'nin ya da muhalefet partilerinin çekingen davranmasının altında bu şu andaki bu iktidarın bayrak etrafında toplan, milliyetçi ol vesaire, işte yerli ve milli ol söyleminin etkili olduğunu bilmiyor mu? Gayet iyi biliyor. Ama işte başka bir şey söz konusu, hedef söz konusu olduğunda mesajların da bu hale gelmesi bence gayet doğal. Halbuki yani ilkesel bir parti olsa bugün eş genel başkanları cezaevinde, üyelerinin ve yöneticilerin tamamına yakını, yani 7000'e yakın HDP'li cezaevinde, seçtikleri hiçbir belediye başkanı şu anda görevde değil. Anayasa Mahkemesi alacakları mali yardıma el koymuş. İlçe başkanlığının önünde eski bir milletvekiline bir polis memuru tokat atıyor. Eş genel başkanları ilçe binasına giremiyor. İçerideki genel başkan çıkamıyor. Yani bu koşullar altında hala iktidarla pazarlık içinde olmaya çalışmaları da bence ilkesel bir sorun. Peki. Kendi açılarından. Peki.